Selam gençler, yeni bir videoya daha hepiniz hoş geldiniz. Bugün FIFA Ultimate Team Süper League kariyerine hepiniz hoş geldiniz. Kariyerimizde sayılır artık bilmiyorum ama Ultimate Team oynayacağız, Squad Battle oynayacağız gençler. İki tane Squad Battle maçı oynayacağım bu maçta. Ayrıca size şey soracağım, Division Rivals ya maçları, yani online maçlar gelsin mi? Ben çok kötüyüm online maçlarda, yani çünkü laglı oluyordum, hiç oynayamamıştım daha önce. Neredeyse hiç oynamamıştım hatta. O yüzden söyleyeyim, ben çok kötüyüm Division Rivals, tekrar söylüyorum. Şey diyorum. Daha da Squad Battle'da geçen hafta çok oynamamıştım, oradan az puan verdi. Şimdi o gelsin bana onu anlatır, onun dışında gençler onu anlatmanızın dışında bir de paket mi var burada? Paket açalım mı? Açmayacağım, biriktireceğim gençler biraz. Zaten çok dandik paketler bunlar, açsak da herhalde bir şey çıkmaz. Çıksa bile bilmiyorum yani. Batu'nun yanında açmak istiyorum gibi. Bir de böyle bir durum da var. Her neyse. Transferler diyoruz. Bir tane oyuncu geldi arkadaşlar. Türkiye Süper Ligi için. Haftanın takımı geldi. Herden şuradan yazalım hemen. Perotti Diego. Şuradan. Diego. Şuradan. Perotti. Bulalım arkadaşlar. Buradan özel kartlar diyelim. Haftanın takımı. Altın haftanın takımı. Şuradan. Max hemen al fiyatını gençler. Birazcık kıssak 12.250, 12.000 gördüm en düşük. 12.000 o zaman gençler hemen al diyoruz. Perotti kadromuza hayırlı uğurlu oldu efendim. Bir de şimdi Falcao arkadaşımız vardı bizim ya. O Falcao arkadaşımıza ben bayağı kızıyorum. Ulan nasıl forvetsin, çöp müsün ulan diyordum. Yavaş koşuyorsun, hiç koşmuyorsun hatta. Ne koşması diyorum. Öyle tuhafsın ki dedim. Böyle bayağı fırça atıyordum hatırlarsanız. Oyunda bizi duymuş ya da Cagney arkadaşımız bizi duymuş. Demiş ki, hocam, hocam. Şey dedi bana. Dedi ki bana, hocam, hocam. Ben daha iyi oynuyorum Fatih hocam dedi Fatih hocaya. Ve kadroyu kaptı arkadaşlar. Cagney'miz burada. Bunu da arkadaşlar, Discord'da olanlar zaten biliyordur. Ben bunu paketten çıkardım. Yanılmıyorsam premium altın oyuncu paketinden çıkardım. Cagney burada duruyor. Özelliklerini göstermem gerekirse efendim. Bu şekilde özellikleri var. Biraz daha hızlı. Yavaş ama yine daha hızlı yani. Bizim eski Falcao'da çok daha hızlı hatta Falcao'ya kıyasla. Böyle özellikleri var. Bitiriciliği 85 mesela. Şut gücü de çok iyi. Güzel goller atacağız diye düşünüyorum. Onun dışında artık şunu sol açık yedeği olarak bakıyorum aslında. Hiç istemiyorum onu söyleyeyim. Hiç istemiyorum Vakama'yı çıkarmak. Çünkü başka Trabzonlu oyuncumuz yok arkadaşlar. Trabzonlu'nda birisi olsun diye düşünüyorum. Çünkü Trabzonspor'un durumu iyi değil ve iyi oyuncuları yok. Eskiden olsa Sörloth falan iyi olurdu. Forvet olarak alırdık ama şu an onu da yapamıyoruz. Ve ben Bailey'i niye koydum? O yüzden gençler şimdi koymamız gereken oyuncu Perotti şu an. Ben ama Trabzonspor'lu birisi olmasını gerçekten çok istiyorum. O yüzden buradan çıkarabileceğimiz bir oyuncu var mı? İrfan Can zaten var. O yüzden Fire'ı bir çıkarmak istiyorum. Yerine Trabzonsporlu bir arkadaşımızı almak istiyorum ben izninizle gençler. Trabzonspor'umuz. Evet, Trabzonspor'umuz burada. Bakalım kim varmış, kim yokmuş gençler. Vakame ve Kampi varmış. O da Vakame kadromuza buradan girsin. Erol hocamla görüşürüz diyorum Erol hocaya gençler. Yeni bir teknik direktör almak istiyorum. Transfer pazarından Abdullah Avcı'nın geldiğini düşünüyorum. Abdullah Hoca gelmedi mi hala ya? Bakıyorum da Abdullah Hoca yok mu ya? Gerçekten yok mu? Keşke isim verebilsek. Yok arkadaşlar. Hepsine baktım yok. Abdullah Hoca yok maalesef oyunda galiba. Çok üzüldüm bak şu an. Gerçekten İstiyordum Abdullah Hoca'yı almak. Çünkü gerçekten Trabzonspor'da oyuncu yok. Ben de rahatsız oluyorum. Merkez her takımdan, her büyük takımdan oyuncu olup da Trabzonspor'dan olmayınca çok üzülüyorum ben. Abdullah Hoca'yla. Gençler, Arjantin milli, eski Arjantin milli takım formasını giyiyorum. Rakibe bunu giydireceğim. Maradona'nın hatırası. Diego Armando Maradona bir futbol efsanesi, bir Arjantin efsanesi. Hayata gözlerini yumdu biliyorsunuz ki gençler. Çok büyük bir efsaneydi. Dünyaya gelmiş gitmiş en büyük futbolcu diyenler var. Olabilir. Ben canlı izlemediğim için yorum yapamayacağım. Pele'yi de izlemedim ben. O yüzden ikisiyle ilgili yorum yapamayacağım maalesef gençler. Ama ikisi de çok büyük topçu olduğunu biliyoruz.
İkisi de gerçekten çok büyük topçuymuş. Gerçekten izlemek isterdim onları canlı canlı ama kısmet olmadı diyelim. Ve bugün biraz oyun seslerini daha da yükselttim. İnşallah oyun sesi de iyi gelir. Biraz yüksek çıkmasını istiyorum aslında, atmosferi daha yalın diye. Hadi bakalım. Joseph. Oba Joseph. Pasını verdi şimdi. Samatta. Şimdi. Cagney. Samatta yardan gördü. Samatta. Çaprazdan vuruşunu yaptı. Golünü attı. Klas dedirtti. Muah. Dakika 3. Dakika 3'te. Samatta. Envoyes. Nasıl bakıyor bilmiyorum ama. Envoy Ali Samatta. Golünü attı. Müthiş attı. Gol tekrarını izliyoruz. Burada. Müthiş gönderdi ara pasını. Samat da abandı, golünü attı. Klas dedirtti. Oraya bir klas yazdı. Çok güzel. Samat da benim en sevdiğim Süper Lig oyuncularından biri. Hızından denediğiniyle ama şimdi bir soru da soracağım size. Gümüş olmasına rağmen Ener Valencia'yı kadromuza katalım mı? Çünkü çok hızlı. Onu bir belirtin. Gerçi her hızlı olan alacak da bir kuralımız yok. Enkodu var sonuçta. Forvet oynayabiliyor. Ama bu arada bir dakika. Bir dakika, çok sıkıntı. Muslera çok teşekkürler. Şimdi vurdum kaşındı. O sırada pozisyon verdik. Vurdum kaşındı gerçekten. Orada pozisyon verdik maalesef. Şimdi Vişça çok güzel pas. Vişça tuttu. Vişça çekti. Vişça ilerledi. Vişça pasını verdi Vişça. Tekrar Cagne. Cagne verdi. Laiç gönderdi Perotti. 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 Perotti çekti. Çalımla attı. Perotti bir şeyler olmadı. Şimdi Adem Ljajić. Samat da vuruşunu yaptı. Golünü attı. Böyle dedirtti. Böyle sokarım dedi. Efsanevi zorluk düzeyinde. Envane Ali Samat da golünü müthiş attı. Perotti'nin çalım çabaları vardı. Yeterli olmadı ama papasını verebildi. Adem'e verdi. Adem bıraktı direkt gelişine. Ve Samat'tı da kardeşim ben gol istiyorum dedi. Fenerbahçe'de gol atamıyorum, hatta sakatlandım ama ben oyunda coştururum dedi. Gerçek Samat'tayı oyunda gösteririm, gerçek dünyada da birazdan yansıtacağım birkaç hafta sonra dedi. Ben de helal olsun koçum dedim, sen müthişsin dedim. Eyvallah hocam dedi. Ciro topu almaya çalışıyoruz. Serdar Aziz. Serdar Aziz topu ayak koyabilecek mi? Serdar markajını devam ettirdi. Markaj altında hala oyuncular. Rakip hala markaj altında tutuyoruz arkadaşlar. Markaj altında açık bırakmıyoruz. Pas arası bırakmamaya çalışıyoruz. Buldular ama Muslera'yı gördüler artık. Mecbur kaldılar çünkü. Serdar'ı da başlatmak istiyorum. Serdar Aziz. Aslında çok kötü bir pastı ama iyi ki geçti. Tekrar Serdar. Serdar açmak istiyor oyunu. Serdar pasını çok hatalı geri. Ama Serdar hatasını telafi edebilecek mi? Çok hatalı bir pas. Ama tamam. Orada pas açısı bulamadı Serdar. Topu kaybetmek istemedi de aynı zamanda. Çünkü top kaybolurdu uzun oynasaydı. Ama Cagne. Ooo! Cagne kaslı. Cagne kaslarını koydu. Kaslı Cagne. Tuttu topu. Laiç. Şimdi Cagne. Cagne kasını kullanmak istedi ama tam kullanamadı. Vücudunun sınırlarını o da bilmiyor. Öğrenecek, öğrenecek. Koordinasyon sıkıntıları şimdilik yaşayabilir. Daha takıma yeni alışacak. Fiziki anlamda çok güçlü ama aslında gücünü bilmiyor. Bilse aslında doğrayacak, sıkıntı olmayacak. Ama gücünü kontrol edemiyor. Ama öğreteceğiz. Öğreteceğiz. Pas açığı bırakmayın. Açı bırakmayın, açı bırakmayın. Ah, ah Sangare ne ettin oğlum ya. Aa, offside. Okey. Güzel güzel, sıkıntı yok. Serdar bugün biraz korkak oynuyor gibi hissediyorum. Aa, bir pas hatası. Pas hatası. Açık bırakmayın. Açık bırakmayın. Hadi olur böyle hatalar. Serdar. Serdar kademede. Serdar kademede. Muslera. Of. Bir daha. Ne oluyor? Bir dakika hocam. Çok büyük bireysel hatalar yapmaya başladı gollerden sonra. Toparlamamız lazım çocuklar. Adamlar baskıya geliyor. Sangare yapma. Çok kötü bir baskı. Momentum döndürdüler sanki bir şekilde, nasıl olduysa. Gol edilmiş olabiliriz. Muslera parmaklarının uçlarıyla güzel. Kontrolün üstümüze almamız gerekiyor gençler. Çünkü şu an ciddi manada kontrol kaybettik. Paslarla çıkmaya çalışıyoruz ama Joseph Muslera tekrardan çok sıkıntı abi. Dikmemiz lazım topu o zaman. Böyle kısa paslarla çıkamayacağız gibi gözüküyor bu rakip karşısında. Dikmemiz gerçekten yerinde bir karar olur gibi hissediyorum. Ters bir kafa vuruşu oldu ama güzel bizde. Sangare topu sürüyor. Sangare hızlı. Sangare çekti. Ah. Presi devam edelim. Markajı devam. Markajı devam. Markajı devam. Kaleci hata yapacak gibi.
Devam. Pas kanallarını kapatın. Pas kanallarını kapatın Vida, mükemmelsin. Şimdi Laiç. Laiç hızlı çıkmaya çalışıyoruz. Gördü Laiç Vişça'yı. Vişça'nın koşu yoluna. Vişça. Vişça. Pasını verdi. Vuruşunu yaptı. Kaleci Loton. Tamam tamam, sıkıntı yok çocuklar, relax. Vida ne oldu orada? Bir sakatsızlık gerçekleşiyor gençler. Futbolda görmek istemediğimiz durumlar bunlar. Sakatlık maalesef gerçekleşiyor rakip taraf şeyinden, takımdan. Evet, burada bu pozisyonda kafa kafaya gelmişler ve sakatlık geçirdi rakip oyuncu. Hakem vuruşuyla oyun başladı. Sportmenlik yaptık gençler. Light ona bıraktık topu. Şu anda iyileşir diyorum. Samat da çok gol atmasına rağmen gençler, oraya bir Enkodu hamlesi istiyorum. Hızlı bir oyuncuya gerçekten ihtiyacımız var ön alanda. Cagney sanki biraz daha böyle kalıplı olduğu için işimize yarar gibi hissediyorum ama hızlı bir oyuncu lazım oraya. Cagney. Cagney kalıbını kullandı. Cagney kasını kullandı ama çok fazla kasta iyi değilmiş arkadaşlar. Ciro! Ah çok kötü geçti. Ciro vurdu. Ciro golünü attı arkadaşlar. Evet, kötü oldu bu Ciro'nun golü. Ama sakin olmamız lazım. Henüz öndeyiz Ayla. Rehavete kapıldığımız için bile olabilir bu, yani bu olaylar. Ah olmadı. Top kaybı bize pahalıya mal olmasın ama. Hızlı. Bıraktı arkadaşına. Bıraktı arkadaşı Laiç. Laiç. Laiç çaprazdan vuruşunu yaptı, olmadı. Tekrar vuruş ve gol. Edin Vişça. Edin Vişça golünü attı. 3-1 yaptı. Bizi rahatlattı. Hep söylüyorum. 2-1 çok riskli skor. Ama Edin Vişça diyor ki, yok kardeşim biz atarız. Biz atarız, sıkıntı yok diyor. Aferin Vişça. Tipim benzemiyor falan ama. Burada Adem Laiç sokuldu. Girdi, çaprazdan vuruşunu yaptı. Güzel de vurdu aslında. Kaleci parmaklarının ucuyla çeldi ama. Gelişine vuruşta. Seken topa gelişine vuruşta. Edin Vişça o kadar başarılıydı ki. Kalecinin hiçbir şeyi yok. Hiçbir şey yapamazdı. Güzel. Vişça bile pres yapmaya geldi. Baskı yapmaya. Markajı atıla bırakmaya geldi. Markaj, markaja devam, markaja devam. Çok güzel Vida. Şimdi Laiç. Adem Laiç'le hızlı çıkmaya çalışıyoruz. Enkodu. Enkodu'yu düşünüyorum. Enkodu'yu düşünüyorum dedim. Ağzımla dedim. Ama taktikleri çalışırken Enkodu galiba uyuyormuş biraz oralarda. Tam Serdar Aziz çok iyisin. Bu arada Perot sakatlığı var. Sakatlığa yatkın bir oyuncu. Aslında oradan Enkodu düşüncesi vardı. Çok da fena değildi pas ama olmadı. Perotti'nin sakatlığı var gençler. Perotti'yi daha fazla oynatmak ve riske atmak istemiyorum. Perotti yerine baktığımız zaman en mantıklı oyuncu Davidson gibi gözüküyor. Davidson'u oynayalım gençler. İlerleyen dakikalarda Cagney yerine Vakame düşünüyorum. Tsubasa bile markaj altında sıkıntıya düşüyordu, hatırlıyorum ben. Ah çok kötü döndürdük. Çok kötü döndürdük. Orada döndürmememiz lazımdı ya. Ah rakip taraftarlar coştu. Pogba golünü attı. Dakika 72 ile öndeyiz ama salmamamız lazım. Salmamamız lazım. Sangare pasını verdi. Garanti oynamamız lazım. Enkodu geri oynadı. Risk almadı. Souza. Souza verdi. Davidson'u gördük. Davidson düşüncesi, Davidson topu tutar mı? Topu tuttu gibi gözüküyor. Davidson çekti. Davidson, ah çok sıkıntı, çok sıkıntı. Rakip şu an attığı golün hırsıyla oynayacaktır. O yüzden topu çıkarmamamız lazım gerçekten. Çıkarırsak çok büyük bir risk olabilir bizim adımıza. Enkodu, Enkodu. Enkodu hızlı bir oyuncu biliyoruz. Pasını verdi şimdi, çok güzel yere verdi. Davidson, Davidson içeri doğru girdi. Davidson içeri girdi. Davidson, Davidson vuruşunu yaptı. Açı kapatmıştı hakem ama şey kaleci ama Davidson, Davidson, Davidson. Bu kadar basit dedi. Davidson attı. Perotti sakatlanan, maalesef şanslı bir sakatlığa kurban giden Perotti'nin yerine girdi kardeşim Davidson. İşi bitirdi. Bu arada Luinaba falan girmeyecek. Öyle bir düşünceye kapılmayalım. Şimdi gençler Cagney'nin yerine Vakame düşünüyorum. Aslında forvet yerine orta sahamızı güçlendirmemiz bizim adımıza daha iyi olabilirdi ama maç şu an dakika 85 olmuş. Dakikalar 70 olsaydı kesinlikle orta saha almamız gerekirdi ama şu an son dakikalarda belki bir skor daha buluruz diye düşündüm. Ve Vakame'yi oyuna aldım arkadaşlar.
Önde baskıya devam etmemiz lazım. Topa baskıya devam. Souza son bir potak. Son bir atak gelir mi? Ah o gelmedi ama maçı 4-2 kazanmasını bildik. Güzel bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum. Gerçekten tebrikler takım. Güzel oynadık. Güzel yaptık. Defansı fena yapmadık ama daha iyi yapabilirdik. Mesela bu pozisyonları vermememiz lazımdı. Böyle bir golü de yemememiz lazım. Offside bile olsa. Her neyse gençler, güzel bir maç oldu. Hadi bakalım. Diğer maça gidelim. Bu arada iyi de 2043 puan aldık. Bakalım nereye kadar yükseleceğiz. Gümüş 3 olduk. Güzel. Herhalde gençler kasarsam Elite 2'ye Elite 1'i zorlarım diye düşünüyorum ama bilemiyorum yani kasacağım mı ben bu oyunu. Çünkü gerçekten bu sıralar başka şeylerle uğraşıyorum. Evet gençler, diğer maça gidip geliyorum ben. Kim? Bir maç yok abi. Çok da sıkıntı yokmuş. Neymiş? Sakat, kol sakatlanmış. Çok da bir ciddi bir şey değilmiş o zaman. Okay. O zaman abi ne yapıyoruz? Diyor musun? Perotti sakatlanıyorsa. Sakat olmayan Perotti. Güzel. Gençler bu arada rakibimiz takımı da bu. Yine efsanevi zorluk düzeyindeyiz arkadaşlar. Bakalım yenebileceğiz mi yine? Evet bakalım. Cagney. Cagney topun sahibi şu an. Cagney pasını aktardı. Samatta bir çalım hareketi. Samatta tekrar alır mıydı olmadı. Sangari kafayı vurmak istedi. Hocam ama ayıptır be. Şimdi hocam. Kafayı vuracak. Oha çüş. Perotti zaten sakatlıktan çıktın oğlum. Gerçi Perotti değil galiba. Ay, çok beleş gol yedik lan. Abi çok beleş gol yedik. Her neyse. Samatta pasını verdi. Cagne. Kaslarını koy ortaya oğlum. Kaslarını göster. Kaslarını gösterdi de. Pasını verebilir misin? Ah çok kötü pas veriyorsun be Cagne. Evet Serdar güzel markaj yaptı. Ve topu gönderdi kornere ama gol atmamız lazım gençler. Gol yedik, gol atmamız lazım. Şimdi top bize kalır mı? Kaldı. Cagne ve bıraktı Vişça. Pardon Davison. Top git. Basını ver şimdi. Novak. Ah be, kötü orta açtı. Offside. Oha zaten yakalayamadık lan. Offside de değilmiş ha. Aa. Nasıl yakalayamadın oğlum topu sen? Oğlum. Yine doldur oğlum. Ah çok büyük boşluk. Çok büyük boşluk. Ah 2-0. Çok boşluk bırakıyor şu an defansımız. Gol atmamız lazım acilen. Acilen ama. Acilinden gol lazım. Takım biraz ileri çekeceğim. Momentum döndü çünkü ilk golden sonra büyük ihtimalle. Fiziki mücadele girdik. Kazandık. Cagney ile. Ay orada iyi değildi ama Edinmişçe çok hızlı tamam. Edinmişçe çekti. Ah çok kötü çektin be. Pası. Burada geçer mi? Geçerse çok etkili ama ah, çok hızlı top. Çok hızlı top. İkinci yarı direkt yine Enkodu'yu koyacağım. Bu sefer Cagney'in yerine koyacağım. Muslera çok iyisin. Pasını verdi. Hayır. Offside olduğunu gördüm ben onu ya. Pas iptal etme tuşu yok ki abi bu sefer. Var da çok tuhaf top mop çekiyor. Ah be Cagney vursa aslında o kafaya. Bari el olsun ya. Ama aldık sıkıntı yokmuş. Vişça. Vişça oynadı. Vida çaprazdan vuruşunu ve gol! Vida! Her zaman böyle yapar zaten. Fenerbahçe maçlarında özellikle kafasını vurur golünü atar 3-1 falan kazanır sonra. 2-1 mi 3-1 mi kazanır sonra işte Fenerbahçe karşıda öyle maçlar izledim. İşte bu Vida. Kritik maçların kritik golcüsü. Kafayı da normalde indirir. Bu sefer ayakla vurdu. Hırvat oyuncu. Müthiş vurdu. Zor bir pozisyon, zor açı. Forvet olmamasına rağmen müthiş yani müthiş bir vuruş. Vida aferin. Böyle oynayacaksın. Fener maçlarını hatırlayacaksın, atacaksın golünü. Mükemmel. Sonra da Sangare.
Topu çekecek, topu çektim. Bakıyorum, bakıyorum kime verebilirim? Kerem'e verebilirim. Verdim en müsait oyuncuya. Tekrar bir pas daha vuruşunu yaptı Samat'ta mı olacak? Samat'ta 2-2. Müthiş. Hareketini yap oğlum. Bu hareketi yap. Karate vuruşları yap. Benim hareketim. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Müthiş. Tribünler coşuyor. Ha, diyor ki hata nerede yaptım diyor rakip kaleci ama müthiş oynadık. Burada öne geçmeyi çok istedik. Pası verdi burada. Hızlı paslar ve golünü attı Samat'ta. Diego Armando Maradona'nın anısına şerefini oynuyoruz bu maçı. Diego Armando Maradona için yükleniyoruz. Özellikle de Arjantinli oyuncu Perotti yedek kulübesine coşuyor. Ama Cagney bir tık yorulmuş ama kaslı bir oyuncu. Ama yine iki hızlı oyuncuyla yani Samat'ı hızlı sayarsak oynayabiliriz. Enkodi'yi oyuna sokacağım. Davison iyi gidiyor sol açıkta. Ben beğendim. Orta sahamız gene iyi gidiyor. İkinci yarının sonlarına doğru, ortasına doğru İrfan Can alabiliriz gençler defansif olarak. Baktığımız zaman defansı kaçmış 69, Sangare'nin kaç? 69 fiziksel özellikleri sanki bir Elham Dalioğlu'nun daha iyi. Pas 71'miş. Gençler Sangare yerine Elham Dalioğlu'yu bir almak istiyorum oyuna. Biraz daha defansif anlamda daha etkili olur diye düşünüyorum. Fiziksel anlamda daha iyi, pası da daha iyi veriyor. Bize daha iyi daha lazım oyuncu bence bu. Şimdi dengeli alalım gençler. Açık bulmasın defansımız. Dar rakip oyuncular. Evet. Şimdi. Yalnız çok düz giderek çok iyi iş yaptı bu arkadaş. Ah! Çok tehlikeli, çok tehlikeli pozisyon. Tehlikeli pozisyon. Pası verdik. Muslera verdi Elham Dalioğlu'yu. Elham Dalioğlu'yu. Serdar Aziz'e verdi. Serdar Aziz Vida ile oynadı. Vida. Verdi şimdi Novak. Novak. Novak üçgen. Üçgen olur mu? Evet oldu. Davidson. 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 Pası verdik şimdi. En kanadı görmek istedik. Ama Adem. Adem kötü pas verdi. Elham Dalioğlu'yu çok güzel. İyi ki almışız. Şöyle. Oynadık. Gördük Josef. Josef gördü kanatı. Davidson. Davidson. Enkodu'yu gördüm. Offside mı? Vuruşunu yaptı Enkodu. Bir daha gitti. Bir daha vurdu. Golünü attı. Zorladı. Zorladı. 3-2 be. Bu kadar be. Enkodu. Georgis Kevin Enkodu. Gördünüz mü gençler? Nasıl koydu Enkodu? İşte bu. Bu atmosfer, bu hırsla oynayacağız. Burada zorladık. Kaleci böyle geçiyordu, tam direkten dönecek gibi. Hırslı çocuk. Enkodu hırsıyla. Fenerbahçe'nin oynadığı gibi oynadı. Hırslı oynadı, golünü attı. Müthiş. Aferin oğlum. Aferin oğlum. Aferin oğlum. Enkodu hızlısın. Hırslısın. Tam istediğim adamsın be. Şimdi gençler biraz daha kontrollü oynamamız lazım. Bu maçta daha dengeli oynamamız lazım. Biraz da oyunu soğutmamız bizim yararımız olabilir ama oyunu soğutmamız bize kötü de yansıyabilir. Belki soğuturken son dakika gol yeriz ve momentum döner. Öyle bir şey de istemem. Ama Fabian'la geliyor. Bildiğim tek şey şu an Fabian'la gelmiş olması. Rakibin. Markaj altında tutuyoruz rakipleri ama hayra pas yolu bulabiliyorlar. Alabilir miyiz? Hayır! 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 Ah, kortum başıma geldi. Golden sonra bir gevşedik. Topu kaybettik ve gol oldu. Ama sıkıntı yok gençler. Sıkıntı yok. Daha dengeli oynamamız lazım. Şu an daha çok erken. Maçın sonucunu beyan etmek için kaçmadı ama buradan bir pas kanalı bulabiliriz sanki. Verdi pasını. Enkodu ortadan yardırır mı? Yardırır mı? Koşar mı? Vuruşunu yapar mı? Golünü atar mı? Enkodu musun sen? Müthişsin oğlum sen. Adam Enkodu. Bu adam boşlukları gördü mü affetmiyor. Boşluk arıyor. Böyle avcı gibi. En böyle kral avcı gibi boşluk arıyor. Boşluğu buluyor, yardırıyor. Yardırdı mı? Geçmiş olsun. Golü yediniz. Burada boşluğu gördü oradaki. Yardırdı. Burada dar açıdan müthiş vurdu Enkodu. Burada yakalar sokuldu. Buradan tam böyle iğne deliğinden geçirdi. Golü attı. Klas. 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 Burada müthiş bir taraftar gösterisi var.
Müthiş bir taraftar gösterisi var. Logomuzu gösteriyor. Taraftarlarımız gösteriyor. Konfetilerle gösteriyor. Güçlendirmem doğru olur. Baktığım zaman Joseph'in fiziksel önemi çok güçlü. Ama fiziksel yönü yine güçlü bir adam almamız lazım. Hatta buradan fiziksel anlamda güçlü bir oyuncu kim var? Gençler sanki Luyendama'yı alabiliriz. Luyendama'yı alabiliriz. Orta sahamızı böyle şey tutsun, pres yapsın diye bir taktiksel bir şey gençler. Yargılamayın çok fazla. Son değişikliğimizin Luyendama defansta çok beceriksiz şeyler yapıyordu ama orta sahada bakalım nasıl olacak. Amacım orta sahanın direncini arttırması arkadaşlar. Enkodu bu arada tekrar aldı. Enkodu tekrar aldı. Bir atak daha olur mu? Edin Visca. Pasını verdi şimdi. Enkodu. Arayı gördü. Ah be çocuklar. Adem mi kaçırdı onu? Çok da iyi girmiştik ama. Adem burada net vuruşu. Aa, kaleci mi dokunmuş? Kaleci dokunmuş galiba. Aynen. Uzun oyuncularımız var gerçi. Bunu atabiliyor olmamız lazım. Kafayı vurursak atarız herhalde ama vuramadık. Kaleci başarılı. Kayınızı kaçırmayın. Kaleci Muslera. Çok kötü kontratağa çıktılar ya. Kornerden kontratağa çıktı rakip ya. Bir dakika. Sıkıntı şu an. Çok sıkıntı. Keşke defansif falan alaydık. Çok kötü kontratağa giden gol yedik gençler. Hayır. Hayır çok kötü çok kötü. Pas kanallarını kapatın. Pas yollarını kapatın. Kapatın pas kanallarını, şut alanlarını. Bir daha hayır. Serdar aferin. Novak el yok. Bravo. Enkoduyla oynadık. O verdi Samat'tan. Samat da pasını aktarır. Hayır Joseph vurursun oğlum. Vurursun. Değil be. Budur be. Budur oğlum. Müthiş maç. Müthiş maç. Joseph de attı. Müthiş maç. Karşılıklı gol düelloları sanki. İşte böyle. Burada pası çok güzel aktardı Joseph'e. Joseph burada topu tekrar aldı. Zorlama vuruşunu yaptı. Tam böyle. Usta işi gol attı herif. Tam yanağlara bıraktı. Tam kalecinin kör noktasına bıraktı. Aferin oğlum. Bu şekilde oynayacaksın hırslı. Bu kadar basit. Daha fazla libero özelliği var. Bir de orta sahada olsun. Bu şekilde gençler oynayalım. Bu şekilde iyi oynayabilmemiz lazım. Bir tık dediğim gibi defansta mıyız? Aynen. Bu golü yemeyeceğiz. Bu golü yemeyeceğiz. Bu şut falan olmayacak. Bu şut falan olmayacak. Gol yemeyeceğiz. Biz gole doyduk artık. Gol yemeyeceğiz. Topu alalım. Yine mi ya? Momentum bıktım artık be. Hadi oğlum. Yok dedi. Berabere sonuçlandı ilk 90 dakika o zaman. Her vurduğumuz gol oldu. Onların da gol oldu maalesef ama. Uzatmaları oynuyoruz gençler. Hayır tabii son. Ne yaptın oğlum? Ayağından açtın ya. Rekabetçi modu işte bu yüzden sevmiyorum gece. Çok saçmalık. Her gol atak gol oluyor böyle moda girince. Çok da açık veriyorlar defansif almamıza rağmen. Şimdi daha dengeli gençler. Beraberlik daha dengeli bir oyun sunuyor. Muslera! Çok sıkıntı.
Hayır oğlum, çok kötü pas veriyoruz. Hızlı karar veriyoruz. Yanlış kararlar veriyoruz ama. İkinci yarı umarım atarız bir tane. Penaltılara gitmesini istemiyorum bu maçın. Ah. Ah, çok zor bir maç oynuyoruz arkadaşlar şu an. Acayip zorladı maç. Maçta rakip kimyası iyi olmasa rağmen rekabetçi modu olduğu için bizi öleysiye zorladı. Alırız. Atar mısın? Atar mısın? Alır mısın bir daha? Ah, af af. Abi yeter ya. Öf. Evet, zorluk seviyesinin saçmalığından ve bizim defanstaki yeteneksizliklerimizden dolayı maçı verdik arkadaşlar. 5-4'te öne geçmiştik. Bulduğumuzu atamadık, öyle diyeyim. Bulduğumuzu atamadık. Atmayı başarsaydık böyle olmayacaktı. Çok fazla top sürdüler oyuncularım. Kötü bir mücadele olmadı, iyi mücadele oldu hatta. Yılın mücadelelerinden biri olmuş olabilir belki ama kazanmak gerçekten çok istiyorduk. Maalesef başaramadık arkadaşlar. Evet. Diğerki maçlarımıza artık daha böyle hazır çıkacağız ve kazanmak için daha çok şey yapacağız. Umarım takımı da affedersiniz. Böyle olmasını istemezdik. Çok söyleyecek bir şey yok bu maçın ardından. Kıran kırana geçen bir maçtı biliyorsunuz, gördünüz. Bulduğumuz pozisyonları değerlendirmemiz gerekirdi. Değerlendiremedik. Rakip değerlendirip golleri buldu. Yine de oyuncularımı kutluyorum. Kaybetsek bile sonuna kadar savaştılar, sonuna kadar mücadele ettiler. Diğer haftalar için benim de artık kadro fikrim yavaş yavaş oluşuyor. Görüşürüz gençler. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, verdiğiniz son nesil. Seviyoruz sizleri.